Yiğit, gelmişler. Herkes dönmüş. Ben müştemilata gidip halamla mı konuşsaydım? Şimdi soracak neredeydiniz diye. Teyzem konuşmuştur halanla. Bir sakin olup ne konuştuklarını öğrenelim, ona göre hareket ederiz. Şu hale bak. Teyzen nefret ede ede bizi idare etmek zorunda kalıyor. Yiğit, nereye bakıyorsun sen? Kavga ediyor galiba. Hadi sen içeri geç. Ben de bir Cahit'e bakayım hadi. Kötü bir şey yoktur inşallah. Malum şahıs belli oldu demek Yılmaz'a. Yiğit'ten saklamanın bir yolunu bulmak zorundayım. Kardeşim başını belaya sokamam. Durmaz o Yılmaz, ben biliyorum. Rahat durmayacak o, biliyorum Yılmaz. Nasıl yaparız Cahit Bey? Yiğit Bey ilk andan beri... Sabotaj derken raporu ondan gizlemem mümkün değil. Yiğit! Yiğit! Yiğit, yalvarırım dinle beni. Yiğit, ne olursun dinle Yiğit. Yiğit dinle. Ne olur dinle Yiğit. 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 Allah aşkına dinle beni. Ne olur. Çekil elimden. Çekilmiyorum lan. Ben senin abinim Yiğit. Hiçbir yere göndermem seni. Çekil. Ez abini öyle git belaya. Ez hadi. Ez öyle git nereye gidiyorsan. Abini ez öyle git o zaman hadi. Ez. Yiğit. Yiğit. Yiğit göndermem. Yiğit. Göndermem ben seni hiçbir yere Yiğit. Yemin ediyorum seni hiçbir yere göndermem. Göndermem Yiğit. Mezardan anam çıkıp gelse tanımam dedim. Sen ne yapıyorsun? Abilik yapıyorum lan. Abilik yapıyorum sana, anlasana. Evet, arkandan iş çevirdim. Korktuğum için iş çevirdim. Korkak olduğum için değil Yiğit. Kardeşime bir şey olacağı için çok korktum. Onun için arkandan iş çevirdim. Halacığım, ne olur ağlama. Bak, her şey hallolur. Elmas da özrünü diler. Rezil olduk bir kere. Utancımdan yer yarılsa da yerin dibine geçsem. Oh, Nur Hanım da gelmiş. İjder Hanım, o kadar üzgünüm ki çok utanıyorum. Hafize, in mutfağına, orada hala benim sinirlerimi bozma daha fazla. Bak içeride hala ben küvetimi oğduruyorum. Git, git konuşacağım ben seninle sonra. Sana gidebilirsin demedim Nur. Dur sen. Sen de yarı yoldan döndün herhalde. Kim getirir seni? Şey, şoför. Ben çok huysuzlandı, tatilim yarıda kaldı benim. Çok terbiyesiz bu çocuk. Sen bakıcısı değil misin? Versene terbiyesini. Hadi benim anneannesinin bir disiplini var üstünde. Demek ki sen şımartıyorsun bu çocuğu. Yüzüme baksana benim, seninle konuşuyorum. Niye yanakların pembe pembe senin? Hasta mısın sen? Şey... bilmem. Bana bak Nur. Hasta falan sen bana yaklaşma sakın. Gidip çocuğa da yaklaşma. Zaten ikide bir hasta oluyor, sinirlerimi bozuyor benim. Sen kuzeninin yaptığı rezilliği biliyor musun? Hı? Özenme sakın kuzenine. Ben elmas değilim. Bunu söylemenize bile gerek yoktu. Tamam hadi git. Gidebilirsin. Yüzümden okunuyor sanki. Hiçbir şey eskisi gibi değil Yiğit.
o adamların neler yapabileceğini sen çok daha iyi biliyorsun. Yıllar önce 20 yaşında toy bir delikanlıyken tamam gözün hiçbir şeyi görmüyordu ama artık öyle değil. Sorumlulukların var. Bir tane çocuğun var Yiğit senin. Aşık olduğun bir kadın var. Hayatı sana bağlı olan bir çocuğun annesi var. Bırak. Yalvarırım bırak polis görevini yapsın. Başını belaya sokma. Bir kere olsun abi sözü dinle ne olur. Tamam. Gençsin Yiğit Kozan, hamsın, toysun. Bak hızlı koştun, çabuk yoruldun. Sana söylemiştim, senin nefesin benim düzenimi bozmaya yetmez demiştim sana. Yıllar önce 20 yaşında toy bir delikanlıyken tamam gözün hiçbir şeyi görmüyordu ama artık öyle değil. Sorumlulukların var. Bir tane çocuğun var Yiğit senin. Aşık olduğun bir kadın var. Hayatı sana bağlı olan bir çocuğun annesi var. Bırak. Yalvarırım bırak polis görevini yapsın. Başını belaya sokma. Bir kere olsun abi sözü dinle ne olur. Benim canımı almadan nefesimi kesemezsin. Ben senin düzenini bozarım demiştim. Senin işin bitti. Seninle işimiz çok iyi kuzum. Kavgamız büyük. Yolumuz çok uzun. Ben bu korkuyu yaşamak istemiyorum. Senin bir çocuğun var. Onu düşünmek zorundasın. Beni düşünmek zorundasın. Ben sana bir şey olacak korkusuyla yaşayamam. Ya sana bir şey olursa? Zaten yaşayamam. Nefes bile alamam Yiğit. Bana söz ver. Bu korkuyu bitireceğine söz ver. Beni öldürmeyeceğine söz ver Yiğit. Dua et elim kolum sevdiklerimle bağlı.